Arkadaşlar merhaba. Nisan ayı matematik örnek soruları çözümleriyle beraberiz. Birinci sorumuzla başlayalım. Aşağıda bir firmanın özel olarak yaptırdığı bir ışıklı tabela verilmiş bize. Tabelanın ışıklandırma sistemi açıldıktan sonra 1 dakika boyunca tabelayı aşağıdaki gibi aydınlatmakta. Ardından 10 dakikalık aralıklarla önce 2 dakika, 10 dakika geçiyor sonra 4 dakika, 10 dakika geçiyor sonra 8 dakika şeklinde her defasında 2'nin tam sayı kuvvetlerine göre artan süreler boyunca tabelayı aynı şekilde aydınlatmaya devam etmektedir diyor. Akşam 19'da açılan tabela ertesi gün 6'ya kadar açık kalmış. Buna göre bu sürede toplam kaç dakika boyunca tabela aydınlatılmıştır diyor. Biz burada ilk önce bu ışıklandırma sisteminin kaç saat açık kaldığını bulalım. Akşam 19.00'dan saat 6'ya kadar geçen süre 11 saattir. Bunu da dakika cinsine yazdığımızda 660 dakika yapar. Şimdi burada 2'nin tam sayı kuvvetleri şeklinde yanıyormuş sürekli yanma süresi. 2'nin 0. kuvveti 1, 1. kuvveti 2, 2. kuvveti 4, 3. kuvveti 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 şeklinde devam edecek. Şimdi burada 1 dakika yanmış, 2 dakika yanmış, 4 dakika yanmış, 8 dakika yanmış. Burada şöyle bir kural var. Buna dikkat edelim bakın. 2'nin 4'e kadar olan kuvvetlerinin toplamı 1, 2 daha 3 yapıyor. 8'e kadar olan kuvvetlerin toplamı 1, 2, 4 daha 7 yapıyor. O zaman 2'nin 512'ye kadar olan kuvvetlerinin toplamı 512'nin 1 eksiği 511 yapacak. Yani bakın 1'den 512'ye kadar 256'da dahil olmak üzere 2'nin kuvvetlerinin toplamı 511 dakika. Dolayısıyla bu sistem 511 dakika yanıyor. Şimdi her geçişler 10 dakika sürüyormuş. 10 dakika burada, 10 dakika burada 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 dakika ve 256'dan 512'ye geçişte 10 dakika sürüyor. Toplam 90 dakika geçiş süremiz var. O zaman biz 511 ile 90'ı topladığımızda 601 dakika yapıyor. Bizim süremiz 660 dakikaydı. O zaman 660'dan 601'i çıkarırsak 59 dakika daha yanacak. Bu 59 dakika 512'nin içinde geçen süre. 512'nin tamamı yanmıyor. 511 yanmıştı. 511'in üzerine 59 dakikayı eklediğimizde 10, 7, 5, 570 dakika, cevap D. İkinci sorumuz ile devam edelim. Aşağıda bir video izleme uygulamasına ait ekran görüntüsü verilmiştir diyor. Bu görüntüye göre videonun 10 dakika 21 saniyelik kısmı izlenmiş, 6 dakika 19 saniyelik kısmı geriye kalan kısmı. Buna göre bu videonun kalan kısmının süresi aşağıdakilerden hangisi olduğunda izlenen kısmın süresinin dakika ve saniye değerleri aralarında asal sayılardır diyor bize. Burada biz ilk önce videonun izlenen kısmı ile kalan kısmını toplayıp videonun toplam süresinin ne olduğunu bulalım. 10 dakika 21 saniye ile 6 dakika 19 saniyeyi toplarsak toplam 16 dakika 40 saniyelik bir videomuz var. Biz bu 16 dakika 40 saniyelik videonun 5 dakika 55 saniyesini kaldığında ne kadarını izlediğimizi bulmak için 16.40'dan 05.55 yani 5 dakika 55 saniyeyi çıkaracağız. 16 dakika 40 saniyeden 5 dakika 55 saniyeyi çıkaracağız. Burada şöyle bir durum var. 40 saniyeden 50 saniye çıkmaz. Onun için buradan 1 dakika alacağım. 15 dakika kalacak. Buraya eklediğimde burası 100 saniye yapacak. 100 saniyeden 55 saniye çıkarsa 45 saniye kalır. Burada da 10 saniye kalır. 10, 45 aralarında asal değildir, gitti. B şıkkına bakalım. 10
6 dakika 40 saniyeden 11 dakika 15 saniye çıkaracağım. Geriye 5 dakika 25 saniye kalır. Bu da aralarında asal değil. 10 C şıkkı ile devam edelim. 16 dakika 40 saniyeden 12 dakika 55 saniye çıkaralım. Yine 40 saniyeden 55 saniye çıkmaz. Buradan 1 dakika aldığımızda 15 dakika kalır. Buraya eklediğimizde 100 saniye olur. 15'ten 12'yi çıkardığımızda 3 dakika, 100'den 55'i çıkardığımızda 45 saniye. Bu da aralarında asal olmadı. D şıkkına bakalım. 16 dakika 40 saniyeden 13 dakika 51 saniyeyi çıkaracağız. Yine 40 saniyeden 51 saniye çıkmaz. Buradan bir dakika alırız. 15 dakika kalır. Burası 100 saniye olur. 100 saniyeden 51 saniye çıkarsa 49 saniye. 15 dakikadan 13 dakika çıkarsa 2 dakika 2 dakika 49 saniye aralarında asaldır. Cevap D. Üçüncü sorumuz ile devam edelim. Bir fabrikada kalın ve ince olmak üzere iki çeşit inşaat demiri üretilmektedir. İnşaat demirlerinin kütlesi kalın demir 35 kilogram, ince demir 25 kilogram olarak verilmiş. Üretilen bu demirler kütleleri toplamı eşit ve her birinde aynı çeşit demirler bulunacak şekilde paketlenmektedir diyor. 18 ton yük alabilen bir tıra bu paketlerden en çok 10 tanesi yüklenebilmektedir diyor. Buna göre ince demir bulunan bir paketteki demir sayısı ile kalın demir bulunan bir paketteki demir sayısı arasındaki fark kaçtır? Şimdi burada bize eşitlik olarak kütleleri vermiş. Dolayısıyla bir pakette sadece ince demir olacak ve bir pakette sadece kalın demir olacak. Bu paketlerin kütleleri birbirine eşit olacak. O zaman ben burada 35 ile 25'in ekokunu bularak başlarım. 35, 25. 5'e böldüğümde 5, 7. 5'e böldüğümde 1, 7'ye böldüğümde 1. 5, 5 ve 7 çarptığımızda 175 kilogram yapar. Yani paketlerin ağırlığı 175 ve 175'in katı olmak zorunda. Dolayısıyla ben bir paketin ağırlığına 175 kg diyeyim. Çünkü 175'in kaç katı olduğunu bilmiyorum. 18 ton yük alabilen tıra 10 tane paket koyuyormuşuz. O zaman 10 çarpı 175 kg küçük eşittir 18 ton, yani 18.000 kilogram. Ben burada 1750 k küçük eşittir 18.000 kilogram olarak yazdığımda k'nin yerine yazılacak değer 10'dur. Yani k'nin yerine, çünkü 1750'nin 18.000'den küçük en büyük katı 17.500'dür. K'nin yerine 10 gelirse bir pakette 1750 kilogram demir vardır. Bir pakette 1750 kilogram demir varsa 1750'yi 35'e böldüğümüzde 1750'yi 35'e böldüğümüzde kalın demirlerden 50 tane olur. 1750'yi 25'e böldüğümüzde ince demirlerden 70 tane olur. Aradaki fark 20 tanedir. Cevap D. Dördüncü sorumuz ile devam edelim. Aşağıda birer yüzlerinde farklı doğal sayıların yazılı olduğu 9 kart verilmiştir. Bu kartlardan biri ters çevrildiğinden üzerinde yazan doğal sayı görülmemektedir. Mehmet bu kartlardan sadece bir tane asal çarpanı olanları siyah kutuya, iki tane asal çarpanı olanları mavi kutuya, üç tane asal çarpanları olanları kırmızı kutuya atmıştır. Son durumda başlangıçta boş olan bu kutuların her birinde eşit sayıda kart bulunmaktadır. Buna göre ters çevrilen kartta yazan doğal sayı hangisi olabilir diyor. Şimdi bir tane çarpanı olanlar siyah kutuya. O zaman 19
siyah kutuya 81, siyah kutuya çünkü sadece 3 asal çarpanı var. 105'in 3 tane asal çarpanı var. 105 3'e, 5'e ve 7'ye bölünebilir. Onun için kırmızı kutuya. 96'nın 2 tane asal çarpanı var. Onun için mavi kutuya asal çarpanlar 2 ve 3'tür. 24'ün 2 tane asal çarpanı var. 2 ve 3'tür. Onun için mavi kutuya. 18'in 2 tane asal çarpanı var. 2 ve 3'tür. Mavi kutuya. 128 1 tane asal çarpanı vardır. Siyah kutuya o da 2'dir asal çarpanı. 30'un 2, 3 ve 5 olmak üzere 3 tane asal çarpanı vardır kırmızı kutuya. Son durumda baktığımızda siyah kutuda 2, bir de burada siyah kutuda 3 tane var. Mavi kutuda 3 tane var. Kırmızıda 2 tane olduğu için kırmızı kutuya 1 tane daha eklenmesi lazım. Kırmızı olması için 3 tane asal çarpanı olması gerekiyor. 3 tane asal çarpanı olan sayımız A 90'dır. 2, 3 ve 5 asal çarpanı vardır. Cevap A. 5. sorumuza devam edelim. Bir emlakçı toplam alanı 8 üstü 5 metrekare olan dikdörtgen biçimindeki araziyi aşağıdaki gibi dikdörtgen biçiminde 8 eş parçaya ayırıp satmak istiyor. Dikdörtgen biçimindeki bu parçaların her birinin uzun kenarı 2 üstü 4 metredir. Buna göre bu parçaların kısa kenarlarının uzunluğu metre cinsinden hangisine eşittir? Şimdi bu gibi sorularda şıklara baktığımızda hep 2'nin kuvveti olarak verilmiş. O zaman ben bana verilen sayıları da 2'nin kuvveti olarak yazayım. 8 üssü 5 sayısını 2'nin kuvveti olarak yazdığımızda 2 üssü 15 metre kare olur. Uzun kenarı 4 üssü 4'müş. O da 2 üssü 8 metre olur. Yani bu arazinin şu kenarının uzun kenarı 2 üssü 8. Aynı şekilde buranın uzunluğu da 2 üssü 8. 2 tane 2 üssü 8'i toplarsam 2 kere 2 üssü 8 yapacak. Buradan da bu arazinin bütününün uzun kenarı 2 üssü 9 metre. Alanı 2 üssü 15'ti. Benden kısa kenarları bulmamı istiyor. Şuranın tamamı yani 4 tane kısa kenarın uzunluğu bulmak için alanı uzun kenara bölerim. Yani 2 üssü 15 bölü 2 üssü 9. Buradan da 2 üssü 6 metre olarak bulunur. Burada dikkat ederseniz küçük dikdörtgenler 4 tane. O zaman 4 tane kısa kenar 2 üssü 6 metre. 4 tane kısa kenar 2 üssü 6 metre ise bir tanesini bulmak için 2 üssü 6'yı 4'e böleriz. 6 2'nin karesidir. Pardon, 4 2'nin karesidir. 2 üssü 6 bölü 2 üssü 2'den 2 üssü 4 metre bir tanesinin kısa kenar uzunluğudur. Cevap B. 6. sorumuz ile devam edelim. Aşağıda EBA TV'nin yayın yaptığı kanal numaraları bize verilmiş. Dijital platformlardaki. Aşağıda EBA TV'nin 5 gün boyunca saat 9.30'da başlayan tüm derslerin dağılımı verilmiştir diyor. İlkokul 1. sınıf, ortaokul 5. sınıf, lise 9. sınıf. Bu ders programına göre 5 gün boyunca dersleri takip eden Zeynep'in en çok izlediği ders matematiktir. Zeynep platformlardan birisini rastgele seçip dersleri 5 gün boyunca o platformdaki kanaldan takip etmiştir. Buna göre Zeynep'in takip ettiği kanalın numarasının çift sayı olma olasılığı nedir diyor. Çift sayı olma olasılığı. Şimdi Zeynep'in takip ettiği, izlediği en çok ders matematik ise ilkokul 1. sınıfta 1, 2, 3 tane matematik dersi var. Ortaokul 5. sınıfta 1, 2 tane var. Lisede 2 tane var. O zaman Zeynep ilkokul 1. sınıf öğrencisi olmak zorunda. Çünkü 3 tane matematik dersiyle en fazla matematik bu sınıfta var. İlkokul platformunu takip edecek bu kısmı. Burada da çift sayı olanlar. Dolayısıyla olası durum sayısı 5, 410, 100, 6. Başka da çift sayı yok. İstenilen durum 2. O zaman cevabımız 2 bölü 5 yani C. 7. sorumuz ile devam edelim. Bu soruda bize kare tekerlekli bisikletler verilmiş ve bu bisikletlerin hareket edebilmesi için de bu bisikletlere uygun bir platform görseli verilmiş. Bu bisikletlerin tekerleklerinin birisinin yüzey alanı 1125 santimetre kareymiş ve kare şeklindeymiş. Bu platform bisikletin tekerlerinin kenar uzunluğu üzerinden geçtiği yarım silindirlerin yarım daire biçimdeki yüzeyinin uzunluğuna eşit olacak şekilde ayarlanmıştır.
Bu sayede bisiklet 30 tane eş yarım silindirden oluşan bu platformun üzerinde AB doğru parçasına paralel olarak ileri geri hareket edebilmektedir. Buna göre platform üzerindeki A ve B noktalar arasındaki uzaklık kaç santimetredir diyor. Şimdi burada önemli olan bilgimiz bisikletlerin bir tekerinin çevresinin üzerinden geçtiği yarım silindirlerin yarım daire biçimindeki yüzeylerinin uzunluğuna eşit olması. Yani bizim burada karenin çevresini yarım dairenin çevresine eşitlememiz gerekiyor. Karenin çevresinde bulabilmek için ilk önce karenin bir kenar uzunluğunu bulmamız lazım. 1125, 1125'i 5'e böldüğümüzde 225 yapıyor. 225 o 15 olarak çıktığı için kökün dışına 15 kök 5. Kök 125 bir kenar uzunluğu. Dolayısıyla karenin bir kenar uzunluğu 15 kök 5. 15 kök 5 yarım dairenin çevresine eşit olmak zorunda. Yani 2 pi r bölü 2 eşittir 15 kök 5. Buradaki ikiler birbirini götürür. Pi 3'tü. 3 ile 5'i sadeleştirdiğimizde r eşittir 5 kök 5 olarak bulunur. Yani yarım daire şeklindeki şunların silindirdeki yarım dairelerin yarı çapı 5 kök 5. Yarı çapı 5 kök 5 ise birisinin çapı 2 katı yani 10 kök 5 olur. Burada 30 tane silindir var. 30 ile 10 kök 5'i çarptığımızda 300 kök 5 cevap D. 8. sorumuz ile devam edelim. Sosyal kulüplere öğrenci seçmek isteyen bir öğretmen, öğrencilerine katılmak istedikleri sosyal kulübü sorup isteklerine göre isimlerini daha önceden hazırladığı bir karta yazmıştır. Bu kartın öğretmen öğrencilerin isimlerini yazdıktan sonra oluşan görüntüsü aşağıda verilmiştir. Bu kartta boş bırakılan yerlere sınıftaki diğer öğrencilerin isimlerini tek tek yazıldığında boş yer kalmayacaktır. Öğretmen sınıftaki diğer öğrencilerin hangi sosyal kulübe katılacağını kurayla belirlemeye karar verir. Bunun için her sosyal kulübün ismini kartta o sosyal kulüp için ayrılan sütunda boş kalan hücre sayısı kadar kağıda tek tek yazıp tüm kağıtları boş bir kutuya atar. Öğretmen kartta ismi yazılı olmayan öğrencilere sırayla kutudan rastgele birer kağıt çektirerek hangi sosyal kulübe katılacaklarını belirler. Bu şekilde kutudan kağıdı ilk çeken Okan'ın tiyatro kulübüne katılma olasılığı nedir diyor. Bizim burada ilk önce toplam olası durum sayımızını bulmamız lazım. Buraya baktığımızda 3 tane spor kulübü için boş yer var. Yani 3 tane spor kulübü. 2 tane resim kulübü için boş yer var. 2 tane resim kulübü. 4 tane tiyatro kulübü için boş yer var. Dolayısıyla 4 tane tiyatro kulübü, 2 tane satranç kulübü için yer var, 2 tane satranç, 5 tane temizlik kulübü için yer var, 5 tane temizlik. Bunları topladığımızda 3, 2 daha 5, 9, 11, 5 daha 16 tane olası durum var. Tiyatro kulübü için 4 ihtimal var. İstenilen durum 4. 4 bölü 16'dan sonuç 1 bölü 4. Yani cevap D. 9. sorumuz ile devam edelim. Bir konfeksiyon atölyesinde Mart ayı boyunca toplam 3600 tane ürün dikilmiştir. Aşağıdaki daire grafiğinde bu ürünlerin türlerine göre dağılımı, sütun grafiğinde ise türlerine göre bu ürünlerin yüzde kaçının defolu çıktığı gösterilmiştir. Atölyede Mart ayında dikilen gömleklerin 135 tanesi defolu olup defolu kazak sayısı defolu pantolon sayısına eşittir. Buna göre atölyede Mart ayında dikilen eteklerin kaç tanesi defoldur diyor. Şimdi burada ilk önce bize toplam ürün sayısı verilmiş. 3600 tane ürün 360 dereceye eşitse 1 dereceye 10 tane ürün eşit olmak zorunda. 1 dereceye 10 ürün karşılık geliyor. O zaman kazakların sayısı buradan 500 olarak bulunur. 1 dereceye 10 ürünse 50 dereceye 500 ürün. Kazakların %20'si defoluymuş. 500'ün %20'si 500 çarpı 20 bölü 100'den 100 tane ürün yapar. Kazakların sayısıyla defolu kazakların sayısıyla pantolonların sayısı eşitti. %10 da
defolu var. O zaman %10'u 100 or olacak. Pantolonların %10'u 100 ürün ise tamamı %100'ü 1000 ürün yapar. Yani toplam pantolon sayısı 1000 tane. 1000 tane pantolona 100 derece gelecek. Bir bilgi daha verilmişti bize. Gömleklerin 135 tanesi defolu. Gömleklerin açısı defolu olanları %15. %15'i 135 tane ise %100'ü kaçtır? 15'in 9 katı 135 olduğu için 100'ün 9 katını aldığımızda 900 tane gömlek olacak. 900 gömlek. 900 gömlek var ise o zaman şuradaki açının da 90 derece olması gerekiyor. Çünkü her 10 ürüne 1 derece demiştik biz. 100 derece burası, 90 derece burası, 50 derece burası. Topladığımızda 240 derece yapıyor. Yani eteklere 120 derece kalıyor. 120 dereceye de 1200 tane ürün gelir. 1200 ürünün %5'i defoluymuş. 1200'ün %5'ini bulduğumuzda 1200 çarpı 5 bölü 100'den sıfırları sadeleştirelim. 12 çarpı 5'ten 60 tane ürün defoludur. Cevap D. 10. ve son sorumuz ile devam edelim. Aşağıda butona basıldığında gösterilen oklar yönünde dönen iki çarktan oluşan bir düzenek verilmiştir. Bu düzenekteki 5 eşit parçadan oluşan çark bir tam turunu 10 saniyede yapıyor. O zaman 5 eşit parçada bir tam turunu 10 saniyede yapıyorsa bir parçanın geçmesi için 2 saniyelik süre lazım. Ve bir tam turunu 12 saniyede tamamlayan 6 eşit bölmeli bir çark verilmiş bize. Buranın da 12'yi 6'ya böldüğümüzde yine bir tane bölmesinin gelebilmesi için 2 saniye süre geçmesi gerekiyor. Çarklar durduğunda üçgen biçimindeki ibrelerin uçlarındaki sayılar, cebirsel ifadeler çarpılıyormuş ve sonuç ekrana yazılıyormuş. Çarklar yukarıdaki konumdayken butona basılıyor ve 14 saniye sonra aynı anda durduklarında ekranda yeni bir cebirsel ifade görünüyor. Buna göre ekranda görülen cebirsel ifadenin kat sayıları toplamı ile sabit teriminin çarpımının sonucu kaçtır diyor. Şimdi 14 saniye sonra buradaki ibre hangi cebirsel ifadeyi gösterir onu bulalım. Her 10 saniyede bir buraya gelmiyor mu? Çünkü 10 saniyede bir turunu tamamlıyor. O zaman buraya gelmesi 12, buraya gelmesi 14 saniye sürecek. Yani burada ekranda gösterilen değer x eksi 4. Burada her 12 saniyede buraya geliyor. Bu yönde döndüğü için 12, buraya geldiğinde 14 saniye olacak. Yani x eksi 3. Diğerinde de x eksi 3. Biz x eksi 4 ile x eksi 3'ü çarptığımızda x kare eksi 7x artı 12'yi buluruz. Kat sayıları toplamımız 1, eksi 7 ve 12'den 12, 13, eksi 7 daha 6 kat sayıları toplamımız çıkar. Sabit terimimiz 12. 12 ile 6'yı çarptığımızda 72 olur. Cevap A. Evet arkadaşlar, bu videomuz da burada sona ermiştir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Takipte kalın.